sanadamlar.com. Merhaba Marcus olanlar. Evet arkadaşlar, yeni bir videoda yine beraberiz. Bugünkü videomuzda görmüş olduğunuz üzere LED'in videosunu çekiyoruz arkadaşlar. Bunlar hangi markalılar? Kiye istediğimiz Funnel ve klasik tarzda ürelerini, bir de arkadaşlar klasik bildiğimiz piyasada var olan toprak ürelerin tanıtım videosu amaçlı olacak. Ve size bugün çok farklı bir konuyu ele alacağım arkadaşlar. Nedir? Ürelerin ısı dağılımı. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz üzere elimizde 2 adet ısı ölçer var şu şekilde. Bunlardan 2 tane aldık. Bir tanesini arkadaşlar toprak ürenin çevresine sabitleyeceğim. Diğerini ise arkadaşlar Kies marka dediğimiz bu lülelerden yine yan tarafına şu şekilde sabitleyerek arkadaşlar lülelerin ısınma miktarını adım adım hep beraber kıyaslayacağız. Bunu yapmamızdaki amaç nedir? Bunu yapmamızdaki amaç çok basit arkadaşlar. Biliyorsunuz toprak lülede bilindiktir. Herkesin kullandığıdır. İşte tütünümün üst tarafı şey yanıyor, alt tarafı ıslak kalıyor. İşte tütünde ısı dağılımı dediğimiz Head Management Device dediğimiz arkadaşlar bu olayda. Bakalım toprak ürelerde ısı ürenin her tarafına yayılıyor mu? Yayılmıyor mu? Veya Kies marka dediğimiz bu özel el yapımı Alman markası olan özel kilden imal edilmiş bu ürelerdeki ısı dağılımı arasındaki farkları test edeceğiz. Toprak üre mi daha fazla ısınıyor yoksa diğer Kies üreler mi daha fazla ısınıyor? Bunu da şunu da bilgilendirim. Bu markadan markaya değişebilir arkadaşlar. Şu anki testimiz Kies üre ile toprak üre arasındaki fark olacak. Biliyorsunuz Kies üre dünyada birçok yerde ismi duyurulmuş bir üredir arkadaşlar. Bunlar çeşit çeşit ve renk renktir. Elimde bir tane Funnel dediğimiz daha çok şerbetli tütünlerin veya premium tütünlerin kullanıldığı bu lüler var arkadaşlar. Bunda hangi tütünler içilir? Hemen onun kısaca bilgisini paylaşayım size. Star Wars'un Vintage serisi dediğimiz, Tangiers dediğimiz, Seven Days, Titanium, onun dışında yine şerbetli Adalya, Social Smoke, Haze, Haze dediğimiz ve Star Wars'un da şerbetli onları Funnel lülerde içebilirsiniz. Hemen şunu da bilgisini paylaşayım. Funnel'lerde arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle elektrikli közlük yani kullanılmaz arkadaşlar. Çünkü ısı performansını yakalayamazsınız. Funnel'lerde arkadaşlar ya ignis kullanacaksınız yani lotus dediğimiz bu olayları kullanacaksınız arkadaşlar veya folyolarla funnel'ler kullanılır arkadaşlar. Hemen onun akabinde görmüş olduğunuz gibi ortasında delikler olan klasik bir lüle var. Bu da Kies'nin Apo dediğimiz lülesidir arkadaşlar. Bu da özel bir yapımdır. Bunların bir ismini daha şöyle paylaşacağım. Bu da arkadaşlar kullanırken ya elektrik közlük kullanırsınız ya da arkadaşlar Lotus dediğimiz bu olayları kullanırsınız. Yalnız bunlar ebat ebat olmak zorunda, bunlara özen gösterin. Çok küçük lülelerde alt hava kanallarının arkadaşlar buraya gelmediğini görürsünüz. O zaman yine duman randımanı alamazsınız. Çapının büyük olması lazım. Yani şu alttaki deliklerin lülenin çemberinin içerisinde kalmış olması gerekiyor. Veya arkadaşlar ne kullanabilirsiniz? Folyo kullanabilirsiniz. Şimdi bunun da bilgisini verdikten sonra şimdi lüleden size kısaca bahsedelim arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz toprak lülelerde elinize gelen bir toprak ilk aldığınızda elinize gelen bu tabi sürekli kullanılmış bir lüle toprak izi olur elinizde. Bir de toprağın kokusu olur. Bazı ürünler çok kötü kokuyordur. Bunlar zaten kullanılmaz. Yani topraklarda ısıtma işlemi sırasında yeterli ısıtılmadığı için toprakta kötü bir koku olur toprak şeylerinizde. Onları zaten almamanız için gerekiyor. Çünkü o koku geçecek bir koku değil arkadaşlar. Bu Kies markalarda ise elinize gelecek olan herhangi bir toprak kısmı, kil kısmı yoktur. Ve özel el yapımı ürünlerdir. Ve Alman markasıdır arkadaşlar. Stoneware dediğimiz bu Kies markalarda Stoneware denilen madde kullanılmış arkadaşlar. Ve özel killeri vardır içerisinde. Bunlar ısının tüm lüleye düzgün bir şekilde dağılmasını sağlar. Ve ısıyı çok fazla
almayı engellediğimizde böylelikle tütününüzün yanmasını önlemiş olur. Toprak yörelerde ise tütünlülüğe gelen ısı arkadaşlar aşırı derecede kömürden gelen diyelim, közünüzden gelen ısı direkt toprak yörelerde temas edeceği için ve bu ısının arkadaşlar herhangi bir teknolojik olmadığı için ısıyı eşit şekilde yaymayacağı için lülenin üst tarafı çok sıcak olur, alt tarafı ise biraz daha az sıcaklıkta olur. Böylece tütününüzün üst kısmı yanmış, alt kısmı ise ıslak kalır toprak lülelerde. Lakin şu kadarını söyleyeyim ben size. Ne kadar tabii ki içerisine siniyor, daha güzel bir tat veriyor. Mesela adam sürekli şahıs naklı anason içmiştir veya el fakir anason içmiştir. Artık lüleye öyle bitsinmiştir ki lüleye bütünleşmiştir bu koku arkadaşlar. Bunların böyle bir avantajı var aslında. Şimdi isterseniz hemen burada tütünümüzü nakla şeftali var bende. Eşit bir şekilde arkadaşlar bu iki lüleye dolduracağım. Daha sonra üzerlerine eşit şekilde kalın folyomuzu gelip daha sonra da arkadaşlar ne yapacağım? Araya tel ve közlerimi, 4 tane aynı marka közlerimi, yani her koşulda aynı olacak. Közünden, folyosundan, koyulan tütünün miktarına kadar aynı şekilde koyacağım. Ve Kies'in Apple dediğimiz bu klasik lülesiyle bir de bizim vazgeçilmez nostaljik toprak lülelerimiz arasındaki ısı dağılımlarını hep beraber burada dijital ekran karşısında göreceğiz. Evet, deneyimize, testimize başlıyoruz arkadaşlar. Performans testi. Görmüş olduğunuz üzere 24.8'de 2 bilemizde. Şimdi birazdan kömürleri dikkatli bir şekilde koyacağım. Isı kısmına gelmemesine dikkat edeceğim. Yanlara doğru yine kömürleri her zaman içtiğimiz gibi lülenin üzerine eşit sayıda koyacağım arkadaşlar. Yaklaşık 40 dakikadır nargileyi içiyorum. 35 dakikaya biraz geçti. Bakalım ısı değerleri arasındaki farkı birazdan ekrana sizlere yakın çekime alacağım. Sizler de göreceksiniz arkadaşlar. Isı dağılımı lülelerde önemlidir. Üst tarafın tütününüzün yanması, alt tarafında yanması lülede nasıl bir farklılık gösteriyor? Sol tarafında sizin sağınızda Kies Alman malı, Apple dediğimiz klasik lülesi. Sağ tarafında bizim ise vazgeçmediğimiz toprak lüleler arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere toprak lülelerde daha fazla ısınma var. Kies'in özel Alman kil dediğimiz lülede ise daha az ısınma var. Gördüğünüz gibi şeffaf bir şekilde ısı ölçerlerimizle nargilelerin lüle kısımlarındaki ısılarının dış haznesindeki ısı değerlerini ölçtük. Bu şekilde arkadaşlar ben bilgilendirme şeklinde çektim. Kies lüleleri nereden temin edebiliriz? www.nargilegurmesi.com adresi veya www.elfakirtürkiye.com aşağıya paylaşıyorum. Buradan Kies lülelerin Apple veya diğer funnelde içerdiğimiz ürünlere ulaşabilirsiniz. Bunlar renk renk. Oradan siparişleri verebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda safir ürünleri arkadaşlar test edeceğiz. Bakalım safir ürünler toprak ürünlerin karşısında nasıl bir sonuç alacak? Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Meydanlı olmak bir ayrıcalıktır. Videoları lütfen like yapmayı unutmayalım. Hoşçakalın. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but
about this, no time for me. I've been flying.